Bir örnek verecek olursak 1.65 santimetre, 165 santimetre. Çağın şişmanlık hastalığı, obezite ve tedavisi Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği seminerle topluma anlatıldı. Kültür Merkezi Lale Salonu'nda operatör doktor Türker Karaboğan'ın yaptığı seminerde obezitenin giderek tüm dünyada arttığı ve acil önlem alınması gerektiğine dikkat çekildi. Obezite besinlerle almış olduğumuz kalori miktarının harcanan kalori miktarından fazla olması durumunda. Operatör doktor Türker Karaboğa ayrıca obezitenin neden olduğu hastalıklar ve tedavi yöntemleriyle ilgili de bilgilendirmelerde bulundu. İdeal kiloya ulaşma süresi cerrahi sonrası 1 ila 1,5 yıl sonra. Karaboğa ayrıca bazı hastaların psikolojik anlamda da yardım alması gerekebildiğini ifade etti. Obezitenin birçok nedeni var. Bunlardan en büyük nedeni yeme davranışının bozukluğu, yani aşırı yeme bozukluğu. Tabii ki bu ameliyatlarla bu bir nebze çözülebiliyor ama ameliyat sonrası yine desteğe ihtiyacı olan birçok hasta grubumuz da var. Psikolojik destek onlara öneriyoruz. Psikologlarımız onlara destek oluyorlar ve yardımcı oluyorlar. Başta hastalar bu konuya en başlarda sosyal medyadaki bu yaygınlık olmadan önce biraz yabancılardı. Kendilerini hasta olarak görmüyorlardı. Toplumda çok mutlu görünüyorlardı ama işin aslı o değil. Sosyal medya yaygınlaştıkça, bunun bir hastalık olduğu bilinci arttıkça insanlar daha çok araştırıyorlar, daha çok bilinçliler. Bize gelen hastaların çoğu zaten araştırmış olarak geliyor. Hekimini araştırıyor, ameliyat tekniğini biliyor, ameliyat sonrası yapılacakları biliyor. Bize sadece yönlendirmek ve onlara kafalarında takılan ufak soru işaretlerini cevaplamak kalıyor. Bu tarz bilinçlendirici etkinliklerin yapılmasına önem gösterilmesi gerektiğini düşünen Karaboğa, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'e teşekkürlerini iletti. Büyükşehir Belediyesi bize bu imkanı sunduğu için başta Belediye Başkanı Cengiz Ergün Bey'e çok teşekkürlerimi sorarım. Katkısı olan herkese çok teşekkürler. Her zaman hazırız biz. Bir nebze faydamız olduysa ne güzel, mutluyuz.